Bir dağ büyüklüğünde bir kar topunun benim mermiden daha hızlı biçimde uzayda hareket ettiğini hayal edin. Şimdi bunun bizim güneş sistemimizden gelmediğini, tamamen başka bir yıldız ailesinin üyesi olduğunu düşünün. 2025'te gökbilimciler güneşimizin ötesinden gelen nadir bir ziyaretçi olan kuyruklu yıldız Üçyıl Atlas'ı keşfettiğinde hem büyük bir heyecan hem de biraz gerginlik yaşadılar. Çünkü bu yıldızlar arası misafir iç güneş sistemine yaklaşırken beklenenden hızlı parlaklaşmaya başladı. Kuyruklu yıldızlar öngörülemezdir. Astronom David H. Levy'nin esprili biçimde dediği gibi kuyruklu yıldızlar kedilere benzer. Kuyrukları vardır ve tam da istedikleri şeyi yaparlar. Gerçekten de uyarı vermeden bir anda parlayabilir veya bir gecede sönümlenebilirler. Bu yüzden Üçyıl Atlas Eylül 2025 ortasında parlaklık tahminlerini aşmaya başladığında herkes merak etti. Bu sadece geçici bir patlama mı yoksa yüzyılın gökyüzü şölenine mi tanıklık edeceğiz? Zaman gösterecek ama bir gerçek kesin. Kuyruklu yıldızlar bizi yalnızca güzellikleriyle değil, hayal gücümüz üzerindeki etkileriyle de büyülüyorlar. Asırlardır insanlar kuyruklu yıldızlara hem hayranlık hem de korkuyla baktılar. Zamanın ve uzayın kadim sırlarını taşıdıklarına inanıldı. Kimi zaman mucizelerin habercisi sayıldılar. Kimi zaman da felaket alameti. Bu videoda kuyruklu yıldızları özel kılan şeyleri keşfedeceğiz. Nasıl kozmik zamanı köprüleyen antik malzemeleri taşıdıklarını, tarih boyunca iyi ya da kötü hangi olaylarla ilişkilendirildiklerini ve özellikle Üçyıl Atlas gibi yeni yıldızlar arası ziyaretçilerden neler öğrendiğimizi ve yıldızlar arası kuyruklu yıldızlar konusundaki en son bilimsel bulgulara değinecek, bir zamanlar gökten gelen felaketler olarak görülen bu cisimlerin modern astronomi sayesinde korkudan bilgeliğe dönüşen bir hikayeye ilham verdiğini göreceğiz. Üçyıl Atlas nedir ve neden bu kadar önemli? Üçyıl Atlas bugüne dek tespit edilmiş sadece 3. yıldızlar arası cisim olma unvanına sahip kuyruklu yıldız. Üçyıl kısmı kendi türünün üçüncüsü olduğunu gösteriyor. İlk ikisi 2017'de keşfedilen meşhur Oumuamua ve 2019'da bulunan Ikea Borislovi'di. 1 Temmuz 2025'te Şili'deki Atlas Tarama Projesi teleskobuyla keşfedilen bu nesne ilk başta diğer kuyruklu yıldızlara benzer biçimde sönük bir bulutsu leke gibi görünüyordu. Fakat yörüngesini hesaplayan astronomlar alışılmadık bir şey fark ettiler. Bu nesnenin yörüngesi kapalı bir elips değil, hiperbolikti. Yani güneşin etrafında dönüp kalan bir cisim değil, düz geçip gidiyordu. Başka bir deyişle buraya ait değildi. Hızı da fazlasıyla yüksekti. Güneşin çekimine bağlı kalamayacak kadar hızlı geçiyordu. Yapılan ölçümler Üçyıl Atlas'ın yaklaşık 221.000 km/s hızla yol aldığını gösterdi. Bu saatte 137.000 mil gibi inanılmaz bir hız demek. Perspektif olarak bu süratle bir uzay aracı dünyadan aya 2 saatten kısa bir sürede varabilirdi. Bu kadar yüksek hız, bu cismin ancak güneşin çok uzağından, yıldızlar arası boşluktan geliyor olabileceğinin bir işaretiydi. Nitekim yörünge hesapları Üçyıl Atlas'ın güneşe bağlı bir yörüngesi olmadığını ve bir yıldızlar arası yolcu olduğunu teyit etti. Yıldızlar arası ziyaretçiler o kadar nadirdir ki bugüne kadar milyarlarca asteroid ve kuyruklu yıldıza rağmen 3 tanesini kesin olarak tespit edebildik. Bu yüzden Üçyıl Atlas'ın keşfi neslinizde bir kez görebileceğiniz kadar özel bir olay. Keşfedildiğinde güneşten oldukça uzaktaydı. Dünya güneş mesafesinin 3 katından ötede. Yani kabaca Jüpiter yörüngesi dolaylarında yaklaşık 4,5 astronomik birim uzakta. İlginç olansa bu kadar uzaktayken bile şimdiden etkinlik belirtileri göstermesiydi. Teleskoplar zayıf olsa da bir koma, gaz ve toz bulutu oluşmaya başladığını yakaladılar. Normalde güneşe yaklaşmadan kuyruklu yıldızlar bu kadar erken uyanmaz. İşte bu erken uyanış bilim insanlarını heyecanlandırdı. Gerçekten de Ağustos sonu ve Eylül 2025 boyunca dünya çapında teleskoplar Üçyıl Atlas'ı yakından izlemeye başladı. Yeni gözlemler kuyruklu yıldızın komasının gittikçe parlaklaştığını, kuyruğunun belirgin şekilde uzadığını gösteriyordu. Artık hafif bulanık bir nokta olmaktan çıkmış, klasik kuyruklu yıldız görünümünü almaya başlamıştı. Bu değişim cismin güneşten aldığı ısıyla daha fazla malzeme saçmaya başladığına işaret ediyor. Yani kuyruklu yıldızımız adeta canlanıyordu. Dahası bazı gözlemciler komanın hafif yeşilimsi bir ışıltıya büründüğünü bildirdiler. Kuyruklu yıldızlarda yeşil parıltı aslında görülmemiş bir şey değil. Genellikle çift atomlu karbon veya siyanojen gibi moleküllerin güneş ışığıyla uyarılması sonucunda koma yeşil renkte floresans verir. Bu komada bu moleküllerden olağanüstü miktarda bulunuyor olabileceğine veya beklenenden erken salındıklarına dair ipucuydu. Henüz rengini kesinleştirmek için temkinli davranılsa da bu olasılık bile Üçyıl Atlas'ın alışılmadık bir kuyruklu yıldız olduğuna dair hissiyatı güçlendirdi. Bir diğer dikkat çekici nokta kuyruklu yıldızın etkinliğinin simetrik olmamasıydı. Gözlemler güneşe bakan tarafta karanlık taraftan çok daha fazla malzeme saçıldığını gösterdi.
Güneşe dönük yüzü daha çok ısınıyor. Tabii ki oradan daha çok gaz çıkıyor diyebilirsiniz. Bu beklenen bir durum ama Üçüğü Atlas'ta bu asimetri tipik kuyruklu yıldızlara kıyasla daha keskin gözleniyordu. Bu da çekirdeğin her tarafının aynı olup olmadığını, muhtemelen bir kısmının çok daha fazla uçucu madde içerdiğini ve yüzey yapısının bazı bölgelerde gaz kaçışını kolaylaştırdığını düşündürdü. Kısacası bu sıra dışı ziyaretçi bize yabancı bir kuyruklu yıldızın güneş ısısı altında nasıl davrandığını izleme fırsatı verdi. Normalde bir kuyruklu yıldızın parlaklığını güneşin yaklaşım ile orantılı şekilde tahmin edebilirsiniz. Mesafe azaldıkça aktivite artar, parlaklık yükselir. Ancak Üçüğü Atlas tipik parlaklık eğrilerinin dışına çıktı. Peki neden? Bunun birkaç olası nedeni üzerinde duruldu. İlki, belki çekirdekteki buz ceplerinden biri aniden patlayıp büyük bir toz bulutu fırlatmış olabilir. Bir nevi kozmik bir gaz fıskiyesi gibi düşünün. Aniden dışarı savrulan taze ve yansıtıcı toz, kuyruklu yıldızı birden parlaklaştırabilir. İkinci olarak güneşin ısısı nedeniyle çekirdeğin bir kısmı çatlayıp parçalanmaya başlamış olabilir. Bu da ekstra yüzey açığa çıkarıp daha fazla gaz toz salarak parlaklığı arttırabilir. Gerçi bu kötü senaryo çünkü tamamen parçalanmaya gidebilir. En son olarak belki de Üçüğü Atlas baştan beri çok aktif bir cisimdi. NASA'nın Mars MRO uydusunun HIRSE kamerasıyla görüntü almaya çalıştığı, Avrupa'nın Trace Gas Orbiter ve Mars Express uydularının da gözlem için programlandığı duyuruldu. Düşünün, başka bir yıldızdan gelen bir kuyruklu yıldız Mars'ı fotobombalıyor. Eğer her şey planlandığı gibi ise bu gözlemler sayesinde kuyruklu yıldızın komasını ve kuyruğunu yüksek çözünürlükte görme şansımız oldu. Böylece cismin bileşimi ve davranışı hakkında yeni bilgiler edinebiliriz. Ayrıca dünya tarafında Hubble Uzay Teleskobu ve James Webb Uzay Teleskobu da boş durmadı. Üçüğü Atlas özelliklerini ölçmek için devreye girdiler. İlk kez başka bir gezegen çevresindeki robotlarımız ile dev uzay teleskoplarımız birlikte yıldızlar arası ziyaretçiyi mercek altına aldılar. Teleskoplarımız genelde çekirdeğin kendisini değil, onun etrafındaki tozlu komayı görüyor. Hubble teleskobumuzun Temmuz-Ağustos 2025 gözlemleri çekirdeğin çapının kabaca 300 metre ile 5.6 km arasında bir yerde olabileceğini öngördü. Oldukça geniş bir aralık. Bu belirsizlik büyük ölçüde parlaklığın büyük kısmının çekirdekten değil, çevresindeki toz bulutundan gelmesinden kaynaklanıyor. Yine de bu tahmin bile bize bir fikir veriyor. Üçüğü Atlas muhtemelen Oumuamua'dan tahminen 100 ila 200 metre kadar belirgin bir şekilde daha büyük bir çekirdeğe sahip. Bir kuyruklu yıldızın nereden geldiğini bulmak kozmik dedektiflik gibidir. Astronomlar Üçüğü Atlas'ın yörüngesini 10 milyon yıl kadar geriye doğru hesaplamaya çalıştılar. Avrupa Uzay Ajansı'nın Gaia Uzay Teleskopu'nun son derece hassas yıldız haritalarını kullanan İspanya'daki A Coruña Üniversitesi'nden bir ekip bu uzun yolculuğu bilgisayar simülasyonlarıyla inceledi. Sonuçlar ilginç. Üçüğü Atlas muhtemelen milyonlarca belki de milyarlarca yıldır samanyolunda başıboş dolanıyor. Hesaplamalar yolculuğu sırasında en az 93 yıldızın yanından geçmiş olabileceğini gösteriyor. Bunların 62 tanesi oldukça yakın karşılaşmalar olarak değerlendirildi. Fakat bu yakın geçişlerden hiçbiri cismin yörüngesini kökten değiştirecek kadar güçlü bir etki yapmamıştı. Bildiğimiz hiçbir yıldız onu sapanlayıp fırlatmamış. Üçüğü Atlas ana vatanından o kadar uzun zaman önce kopmuş ki izini sürmek neredeyse imkansız gelmiş. Çünkü karşılaşma bile 72 bin yıl önce gerçekleşmiş ve yalnızca hızında ihmal edilebilir bir ufak sapmaya yol açmış. Son 4 milyon yılda bilinen hiçbir yıldızın bu cismi belirgin şekilde etkilemediği anlaşılıyor. Araştırmacılar kuyruklu yıldızın galaksi içindeki hareketine, özellikle galaktik düzlemin üzerinde ve altında salınımlarına baktılar. Sonuç olarak Üçüğü Atlas'ı muhtemelen Samanyolu'nun ince diskinden geldiği sonucuna vardılar. İnce disk gökadamızın daha genç yıldızlarını ve gezegen sistemlerini barındıran bölgesidir. İlk hesaplarda Üçüğü Atlas'ın yüksek hızı ve dik geliş açısı nedeniyle galaksinin yaşlı yıldızlarla dolu kalın diskinden gelmiş olabileceği düşünülmüştü. Kalın disk kökeni olsaydı güneşten bile yaşlı çok eski bir sistemden fırlamış olması gerektiği beklenirdi. Ancak yeni analiz yörüngesinin ince disk arzında olduğunu gösteriyor. Yani belki de daha genç bir yıldız sisteminden geliyor. Burada genç görece bir terim tabi. Milyonlarca hatta milyarlarca yıl ölçeğinden bahsediyoruz. Üçüğü Atlas galakside muhtemelen ince disk ile kalın disk arasındaki bir geçiş bölgesine ait. Uzun ömürlü ilkel bir gezegenimsi küçük bir cisim olabilir. Bu hipoteze göre Üçüğü Atlas çok eski bir yıldızın çevresindeki gezegen oluşum diskinden kopmuş bir parça. En güncel analizler Üçüğü Atlas'ın gerçekten çok yaşlı ve ilkel bir nesne olduğunu, muhtemelen bir yıldız sisteminin erken döneminden kalma bir artığın fırlamış haliyle tutarlı olduğunu gösteriyor. Bu tür her yıldızlar arası kuyruklu yıldız çok değerli. Başka bir yıldız mekanizmasının malzemesini kapımıza kadar getiren bir numune gibiler.
bilim insanlarının dediği gibi yıldızlar arası kuyruklu yıldızlar uzaklardan gelen habercilerdir. Güneş sistemimiz dışındaki malzemeyi yakından inceleyebilmemiz için nadir fırsatlar sunar. Bu video serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Sıradaki konumuz 3 yıl Atlas'ın uzaylı bir gemi olma olasılığı, fantastik fikirler ve gerçekler, kuyruklu yıldızların neden dengesiz olduğu olacaktır. Dinlediğiniz için teşekkürler, sağlıcakla kalın.